Bölük komutanı Sabahleyin bölüğüne geldiği zaman birinci kumandanı bölüğü takdim eder. Hazır ol, sağa veya sola bak der. Asker de verilen emre göre hareket ederdi. Sabah talimine bölük komutanı başında kalpak olduğu halde geldi. Hazır ol dedi. Bölük emre itaat etti. Sağa bak. Bütün bölük başını sağa döndürerek gözlerini Cemil Bey'in gözlerine dikerek baktı. Bölük komutanı merhaba efendiler dedi. Bütün bölük sanki put gibi somurtmuş. Cemil Bey'in gözünün içine bakıyordu. Cemil Bey tekrar etti. Merhaba efendiler. Hiç kimse de ses yoktu. Üçüncü defa seslendi. Merhaba efendiler. Yine ses yoktu. Cemil Bey küplere binerek Allah belanızı versin. Sizi bu mukaddes askerliğin içerisine sokanların da Allah belasını versin. Edepsizler dedi. Bütün bölük galeyana gelmişti. İdare ederiz diye bağırdılar. Cemil Bey çekip gitti. Birkaç kişi hem Harbiye Mektebi'nin hem de bizim müdürümüz olan Naci Bey'in yanına giderek şikayet ettik. Büyük bir nezaketle bizi kabul eden Naci Bey şikayetimizi dinledikten sonra üzüldü. Emir eriyle Cemil Bey'i çağırdı. Bize de rahat olunuz. Bundan sonra böyle münasebetsizlik olmaz dedi. Cemil Bey geldiği zaman biz Naci Bey'in odasından çıkıyorduk. Kapının yanına saklandık. Naci Bey kendisine has kibarlığı çok etkili ve tatlı sözleriyle Cemil Bey'i haşlayarak perişan etti. ''Bunlar yüksek tahsil görmüş adamlardır. İçlerinde yüksek memurluklarda bulunanlar var. Sana bunları vaktiyle anlatmadım mı Cemil efendi?'' Kapıdan çıkarken Cemil Bey gözlerinin yaşını siliyordu. Ertesi gün mektebin büyük salonuna bizim bölüğü toplayan Hacı iyi bir konuşmacı olduğunu ispat eden tavır ve açıklamalarla orada hakkında bilgiler verdi. Askerliğin bazen böyle zorbacı hareketleri olacağını, bundan üzülmememiz gerektiğini, yarın bizim de böyle zorbalıklar yapacağımızı, çünkü askerliğin başka suretle yürümeyeceğini, sivil yaşam alışanların bu hayata zorlukla alışacağını, kısacası askerliğin disiplin işi olduğunu, amire karşı mutlak bir itaat olmazsa askerlik olamayacağını anlattı. Çok şiddetli uzun alkışlar içinde naci bir salondan selamlayarak uğurladık. Bizimle birlikte subaylar harbi öğrencileri de Naci Bey'i dinlemişlerdi. 10 gün sonra Miralay Whiteman Bey isminde bir Alman geldi. Kavun Karbu Seçer gibi bir kısmımızı topçu, bir kısmımızı da süvariye seçti. İlk defa Çanakkale ve Karadeniz topçuları olarak aramızdan iki grup ayrıldık. Asker sevkiyat bölümüne gittik. Asker sevkiyat müdürü Sirkeci'de piyade yüzbaşısı Ali Rıza Efendi'ydi. Bu kimse bir zaman İstanbul mebusu da olmuştu. 76 kişi güneş güllerini yakamıza takmıştık. İlk vapurla Çanakkale'ye hareket edecektik. Ben süvari teğmeni Faik Efendi isminde bir kişiyle sevkiyat alanında ayakta konuşuyordum. Yukarıda bir gürültü oldu. Eşi ol eşek. Sensin eşi ol eşek. Sesleri geldi. Bizim arkadaşlar da işin içinde olduğundan koştum. Bir onbaşı bizim arkadaşlara küfür ediyordu. Sebebini sordum. Cemil Efendi'nin zihniyetiyle tamamen sebepsiz çalım için böyle söylemiş. Çünkü kolu üzerindeki onbaşı rütbesini gereği buymuş. Bunu anlayınca öyleyse efendiler ne duruyorsunuz? Bu herifi ne söyletiyorsunuz? Kendinizi edepsizliğe alıştırınız dedim. Ne yapalım? Atın keratayı pencereden aşağıya. Bir tarafa kaçamayacağını anlayan onbaşı kendileri suya indirdi. Fakat pek yüksek olmayan pencereden kendini aşağıya atmaya mecbur oldu. Teğmen Faik Efendi'yi şikayet etmiş. O da meseleyi anlamak için yanımıza gelmişti. Onbaşı beni göstererek şu işte dedi. Sevkiyat müdürü Ali Rıza Bey'in beni tanıdığını bilen Faik Bey bir şey söyledi mi? Söylemedi mi? Hatırlamıyorum. Yalnız ben bu arkadaşlar yedek subay. Doğal olarak bir onbaşının hakaretine tahammül edemezler. Tahammül ederlerse subaylığı başaramazlar diyerek söylendim. Çanakkale'ye geldiğimiz zaman çimenlik bataryasına götürüldük. Oradaki asker koğuşlarına yerleştirildik. Birer ot minder ve birer battaniye verdiler. Üç koğuşa ayrıldık. Topları gösterdiler. Abdülhamit devrinde bu toplar buraya yerleştirildi dediler. Yüzlerce kilo ağırlığında mermiler. Yüzlerce kilo ağırlığında bir atımlık barutlardan gidebilecek en uzun menzillerini Boğaz Topçu Yüzbaşısı Hakkı Efendi anlatıyordu. Son sistem toplar hakkında açıklama yaparken 20. Medeniyet yüzyılının araç gereçleriyle bu eski devirlerin araç gereçlerini düşünerek umutsuz oluyorduk. Özellikle son sistem seri atışlı topların her bir santiminin bin altın değerinde olduğuna dair öğretmeni verdiği bilgiler bizi hayretler içinde bırakıyordu. Şu halde diyordu mükemmel bir kurmay subayı olduğu söylenen Harbi Nazırı ya hakikaten mesleğinin cahiliydi yahut bir caniydi. Çünkü Çanakkale'nin 15 milyon altınla güçlendirilmesi ancak mümkündür diyordu. Oysa 2-3 batarya son sistem topun bütün malzemesi 1-200 bin altınla alınabilecek ve binlerce Türk çocuğu şehit düşmeyecekti. Daha sonra gördüğüm birçok olayla anladım ki bu eski devrin harp subayları böyle cahildirler. Çünkü kendi ifadelerine göre Abdülhamit devrinde harbi emektebi öğrencileri tüfeğin bölümlerini tamamen göremezlermiş. Güya Abdülhamit bunlardan korktuğu için ellerine tüfek verdirmezmiş. Tüfeğin ahşap kısmını ve çeşit kesitlerini resimlerle öğrenirlermiş. Hatta topçu okulundan çıkan subaylar topun ne olduğunu rahmetli Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın silah resimlerini içeren bir eserinden öğrenirlermiş. Yine kendi sözlerine göre Harbiye Mektebi'nin yalnız ismi askermiş. Eğitim, imla, okuma, harp tarihi, sefer ve vatandaşlık gibi askerliğe ait olan hususların hepsi pek basit bölümlerden ibaretmiş. 10 gün sonra Kuleli Lisesi son sınıf öğrencilerinden ağır topçuya ayrılan bir takım efendiler geldiler. Orada bize yine karavana çıkıyordu. Fakat benimle beraber bazı arkadaşlar yemeğimizi dışarıda yediğimiz için karavanın ne şekilde çıktığından haberdar değildik. Bir gün bölüm günlük emri okundu. Bütün efendiler karavanaları kendileri taşıyacak, kendileri yıkayacak, kışlanın tuvaletlerini temizleyecek, kışla süpürülecek gibi hükümler içeriyordu. Halbuki kışlada neferler vardı ve bizim için her koğuşa ikişer asker verilmişti kamlarla sağlamlaştırılmış yerin topçu kumandanı Kaymakam Talat Bey İstanbul'dan arkadaşımdı. O bana demişti ki kuleli öğrenciler asker gibi yetiştirilecek. Onlar için bu talimat geldi. Siz ayrı tutulacaksınız. Ben de arkadaşlarıma bu mesele bize ait değil. Kuleli öğrenciler nedir dedim. Giritli küçük subay Cemal Efendi benim bu sözümü bölük kumandanı söylemiş. Seni istiyor dedi. Niçin? Ben bölüğün günlük emrindeki hususları yapmam dediğin için dedi. Bana 5-6 arkadaş bir de Zeynel Besim katılmıştı. Böyle kumandanın yanına gittik. Niçin Emre itaat etmeyeceğinizi söylemişsiniz dedi. Bu emir kuleli öğrencilerine aittir dedim. Halt etmiş onu söyleyen. Saldırgan bir dil kullanmayınız dedim. Ben yüzbaşıyım. Ben de insanım. Sen bana söyle yapmayacak mısın dedi. Cevap verdim. Hayır. Diğerlerini sordu. ''Yaparız.'' diyenler de oldu. ''Yapmam.'' diyen de. Yalnız Belçika'da tahsilde bulunan İzmirli genç ile yüzbaşı arasında geçen olay bende kumandanların ruhsal durumlardan asla anlamadıkları düşüncesini doğurmuştu. Belçikalı dediğimiz o genç çok sinirliydi. Sinir hastası olması nedeniyle esas duruşta duramıyor. Ara sıra iki ayağı üzerinde silkini yordu. Yüzbaşı bağırdı. ''Amir karşısında öyle oynanmaz efendi.'' Belçikalı cevap vermedi fakat her dakikada bir iki defa o hareketi tekrar ediyordu. Yüzbaşı bir daha bağırınca ''Yüzbaşı efendi ne bağırıyor?'' dedi. Yüzbaşı ''Esas duruşa geç.'' Belçikalı yeniden sıçrayarak konuştu. Yüksek tahsilini Avrupa'da görmekte olan bir genç seni kadar esas vaziyetin ne olduğunu anlar. Fakat sen benim bu durumumu elimde olmayarak yaptığımı anlamıyorsun. Emirlerini yapmayacağım işte.'' dedi. Şunu da itiraf edeyim ki bu topçu subayı meşhur Cavit Bey kadar iyi konuşan mesleğinde çok bilgili seçkin bir yüzbaşıydı. Mühendis Selim Bey bizi tanıştırmıştı. Sanırım şimdi albaydır. Topçulukla ilgili ihtiyaçları kendisi sağlamaktadır. Bizi alaya göndereceklerini söylediler. O vakte kadar bir dereceye kadar hevesli olduğumuz askerlikten esasen soğumuş, kişiliğimizin kıymetsiz kişiler tarafından aşağılanmasındansa 50 altın para cezasını aşağılanmama bedeli olarak ödemeye uygun bulur hale gelmiştik. Birkaç gün sonra kışla meydanından geçmekte olan Liva kumandanının beni çağırdığını söylediler gittim. Birkaç gün önce şehitler anıtı için yazılmasını rica ettiğim şiir hala hazırlanmadı mı dedi. Filip Elizade Nizami Çanakkale'de eğitim müdürüydü. Şiir işini ben ona havale etmiştim. Kumandana yüzbaşının yaptığı davranışı anlatarak Artık biz alaya gidiyoruz. Ayda bir yazılacak şiiri subay olarak yeterli olanlara yazdırırsınız, dedi. Yüzbaşı Hakkı Efendi'yi bana çağırın, diye yaverini gönderdi. Ben yanından ayrılmak istedim. Hayır, gitme, dedi. Hakkı Efendi geldi. Ne o Hakkı Efendi? Bunları alaya mı gönderiyorsunuz? Hakkı Efendi sert bir edayla. Evet, dedi. Talat Bey. Kabahatleri neymiş? Bu efendilerde subay olacak kabiliyet yok, dedi. Verdiğimiz emri kuleli öğrencilerine ait oldu, açık değil midir? Evet, fakat, diye cevap vermek isteyen Hakkı Efendi'ye. Bunlar değil, sizler subay olmaya başaramayan adamlarsınız. Ben savaşı sizinle değil, onlarla yapacağım. Git, kendi kendine ukalalık yapma, diye bağırdı. Biz bu durumla uğraşırken, bizim koğuşta namaza duran bir medrese efendisinin başına Öğrencilerin toplanmış olduğunu gördüm. Genç mektepliler, genç medreseliyi sıkıştırmışlardı. Medreseli susun Allah aşkına kafir oluyorsunuz diyordu. Diğerleri de alay ederek demek dünya öküzün üzerinde. Bu hangi kara kaplı kitabında yazılıdır hoca dedikçe medreseli kızıyordu. Ben hocanın tarafını tuttum. Hoca efendi doğru söylüyor dünya öküzün üzerindedir dedim. Şimdi efendiler hayretle bana bakmaya başlamışlardı. Eğer öküz denilen mübarek yaratığı yeryüzünden kaldırırsanız dünya alt üst olur. Ekmeği temin eden odur dedim. Yaptığım açıklama hocayı da efendileri de bu sözün ne demek istediğini anlamalarından dolayı memnuniyet içinde bırakmıştı. Harbin ilk başladığı gün Dardanos bataryasındaydık sargı, telefon ve gözetleme yeri düşman mermilerinin geleceği tarafa yapılmıştı. Kıymetli bir subay olan 22 Şubat 1915 Pazar veya 5 Mart 1915 Muharebesinde şehit düşen Üst Teğmen Hasan Efendi'ye vaziyeti anlattım. Topa dışının etki alanında ne sargı ne telefon ne de gözetleme mahalli olmaz. Sargı ve telefon yeri her zaman kör noktada olmalıdır. Gözetleme mahalli ise kör noktaya gitmezse bile tepede ve kumanda yerine yakın bir hendekte olmalıdır. İşten iyi anlayanların bildiği gibi gemilere konan toplar, obüs ve havan olamayacağı için mermilerin düşme yeri sınırlıdır. Bundan dolayı gemiden atılan top mermisinin tepe üzerine düşmesi ancak gelişi güzel atıldığı takdirde ihtimal dahilindedir. Nişan alınıp Gemi topundan atılacak mermi tepenin gemiye bakan ön cephesine isabet edecektir. Topa biraz fazla yükseklik verilirse merminin tepeyi açtığı görülecektir. Bu itibarla tepenin yüzeyi gemi toplarının mermisinden etkilenmeyeceği gibi tepenin arka tarafı tamamen güvende kalacaktır. Onun için sargı ve harp ateşi içinde bulunmaması lazım gelen telefon mahallinin ölü nokta denilen tepenin arkasına yapılması uygundur. Topçuluğu atış itibariyle çok iyi bilen Hasan Efendi tabya ve balistik bilgilerini uygulamaktan aciz kaldı. Geminin atış alanında etki sahasından yarım metre uzaktaki yerin arkasına isabet eden mermiyle sargı mahalli tamamen yıkılmıştı. Burada bulunan 8-10 kişinin ölümüyle bu cahilliğin kurbanları verilmiş oldu. Benim ilk muharebeye girişim çok tuhaf olmuştu. Remzi Efendi isminde birinci takım kumandanı Üsteğmen vardı. Şişman, uzun boylu ve gamsız bir subay olan bu zat bulunduğumuz tepenin ön tarafına bir bağ diktirmiş. Kim bilir kaç aydan beri o bağın üzümleri hayaliyle askerleri uğraştırmış durmuştu. Bazı binalar yaptırmıştı. Bu binalar da tepenin mermi isabetine maruz olan ön tarafındaydı. Bit tabi bu kadar amirler. Kurmay subaylar zaman zaman bataryaya teftiş için gelmiş bağı, güya kışlayı ve diğer binaları orada görmüşlerdi. Vazifelerinin cahil olan bu efendiler muharebe başladığında ilk mermilerle bu binaların tahrip edileceğini, bağın birkaç mermiyle yerle bir olacağını zavallı Remzi Efendi'ye söylememişlerdi. İnsanlara muharebenin ismini tarih kitaplarında okumak yeterli geliyor. Onu bizzat yaşamadıkça insan kavrayamaz. Derler ki insan muharebeye girinceye kadar korkar. Bir kere silah seslerine alıştıktan sonra harbin bütün aşamaları sözden ve sazdan ibarettir. Bilmem piyade ve süvariler için böyle midir? Ben ilk merminin deniz içine aşırtma atışıyla düşüp de minare boyu yüksekliğinde bir su sütunu kaldırdığını bu sütunun birkaç saniye devam ettiğini gördüğüm andan çatalca hattına geçtiğim güne kadar korkusuz kaldığımı bilmem. Topçulukta hedefe ulaşmayan mermilere nakıs, hedefi geçen mermilere de zahit tabirini kullanırlar. İlk muharebe manzarasını girişteki kilit bahir ve settül bahir bataryalarına yapılan ateşlerle görüyordum. Gördüğüm kadarıyla Abdülhamit devrinin 24 santim çapındaki toplarından karşılıklı dörder topa sahip olan bu iki batarya ile muazzam devletler donanmasına karşı harbe kalkışmanın bir delilik veya cinayet olduğunu bilecek kadar topçuluktan anladığım zaman bunların ateşlerinin iyi olamayacağını keşfetmiştim. Çünkü bu basit bir hesap meselesiydi. Bizim toplarımızın uzunluğu ile attığı mermilerin ağırlığı malumdu. Gemilerin toplarının uzunluğuyla mermilerinin ağırlığı da ilmen biliniyordu. Bizimkiler eski sistem toplardı. Dakikada bir mermi atabilmek için neferlerin iyi talim görmüş olması gerekirdi. Bizim topların atacağı merminin en uzun mesafesi 14 bin metreye geçmezdi. Mermimizin ağırlığı ise 47 kilodan en fazla 750 kiloya kadardı. Girişteki toplarsa ancak 150 kiloluk mermi atabilirdi. Halbuki son sistemden önceki seri atış topları dakikada 5 mermi atabilirdi. Gemi toplarının uzunluğu bizimkinden çok fazla olduğu için 20 bin metreden 36 ve belki de 40 bin metrelik mesafeye kadar mermisini savurabilirdi. 980 kiloluk mermi atan toplar vardı. Şu halde girişten 15 bin metre uzağa kadar yaklaşan gemiler Bizim topların mevzini döverken askerleri ve subayları hiçbir endişe hissetmek sizin üstlerin tahrip edildiğini dürbünleriyle seyredebilirlerdi. Kımıldayan bir neferin bile hareketini gözetleyebilirlerdi. Çünkü bizim toplar 14 bin metrelik mesafeye ancak yetişebilirdi. Nitekim böyle oldu. Zetül Bahir ve Kilit Bahir bataryaları gemilerin ateşi altında inlerken biz de bazı arkadaşlarla toprak üzerine oturmuş Dardanos bataryasından seyrediyorduk. Gemi toplarının birkaç mermisi eksik düştüğü için çok eksik, çok eksik diye yani batarya çok uzakta kaldı diye güya alay ediyorduk. Birkaç mermi de bataryaların uzağına düştü. Buna da çok fazla, çok fazla diyerek bağırdık ve gülüştük. Fakat bu eksik ve fazla mesafelerin ortasını bulup da gemi topları yıldırımlarını bataryalarımızın üzerine yoğunlaştırdığı zaman harbin ve bilhassa tek taraflı harbin çaresiz karşılıklarının doğurduğu üzücü durumu gözlerimle görünce derin ıstıraplar içinde kaldım. Zavallı bataryalarımız matemli bir sessizlik içinde duruyor ve sanki niye ateş etmiyorsun diye milletin sorduğu soruya mahcup ve kahrolmuş durumda ne yapayım Mermilerim gemilerin bulunduğu yere yetişmez ki demek istiyordu. Batarya toz duman ve ateş içinde bütün neferleriyle yanıp kavrulurken ben de harbiye ağızlarına lanetler savuruyor. Bu kadar acizlik içinde nasıl olur da savaş kabadayılığı yapılır diyordum. Eğer bu karşılıklı iki bataryanın yerinde son sistem dört top bulunsaydı, dört top da boğazın girişine yerleştirilseydi belki Çanakkale Harbi diye bir harp olmazdı düşüncesine varıyordum. Bu iki ilk kurbanlık batarya birinci günü iş göremeyecek hale gelmişti. Her iki batarya da sadece bir top faaliyetteydi. Gemiler 10 bin metrelik menzile yaklaşıncaya kadar susan bataryalar iki toplu ateşe başlayınca gemiler oraları yeniden dövmeye ve yeniden ateşler yağdırmaya başladı. O gün akşama kadar bu giriş bataryaları ateş altındaydı. Ertesi günü yine ateş devam etti. Gemiler gittikçe yaklaşıyor, boğazdan içeri girecek gibi görünüyordu. İkindiye doğruydu. Settül Bahir bataryasından bir tek top ateşi parladı ve biraz sonra da sesi geldi. Oh dedik, daha orada hayat varmış. Bu tek topun yaylımı, üzerine gemiler yine uzaklaştı. Topçuluğun özel deyimiyle dumanını attırıncaya kadar ateş altına aldılar. Akşam üzeri öğrendik ki Çanakkale Topçu Kumandanı Albay Talat Bey düşman mermisiyle yaralan namlunun ağzından barut torbası sokulacak vaziyette bulunan topun içerisine barut doldurarak fünye ile topu bizzat ateşlemiş. Çok yaklaşan gemilere mermisini bile atamayan fakat dehşetle patlayan tek topun bu hareketi karşısında gemiler tekrar çekilmişlerdi. Ertesi günün akşamına kadar gemiler bataryalardaki insanlara değil, Mevzilere mermi atıyordu. Yani o günkü bütün mermiler havaya gidiyordu. Bizi fevkalade halete düşüren bu gemi atışları 24 saatten fazla devam etmekle biraz da sevindirmişti. Çünkü 22 Şubat ve 5 Mart çarpışmalarında olduğu gibi sayılamayacak kadar çok olan gemiler hücum etseydi İstanbul'a gidiş meselesi onlar için asla bir sorun olmazdı. Zira bu kısa menzilli, hafif mermili ve zor ateş alır topların yeterli miktarda mermileri bile yoktu. Orada harp edecek olan kuvvet ilmi ve fenli değildi. İlim ve fenne karşı savaşan yine Türklerin kuvvetli, sağlam imanlarıydı. Gemiler boğazdan içeri girmişlerdi. Batay mevzileri muhriplerce bilindiğinden çeşitli tepeler üzerine ateş açtılar. Çanakkale'nin önemli bir mevkiinde olan tepemize gemiler ehemmiyet bile vermiyorlardı. Girişte mesafe darlaştığı için eski toplarımız faaliyete geçmişti. Saatlerce uzunluğu devam eden Çanakkale Boğazı'nın iki sahilindeki dağlar ve tepelerden gemilere ateş püskürüyordu. Bataryamızın çok kıymetli kumandanı Üsteğmen Hasan Efendi dahil hepimiz ıstıraptan ağlayarak bu dramı seyrediyorduk. Hasan Efendi beni çağırdı. Görüyorsun ya bu vaziyetin kesin sorumlusu büyüklerimizdir. Elimde güçlerini çok iyi bildiğin şu topların ikisini Fransız, üçünü İngiliz mühendisleri yerlerine yerleştirmişlerdi. Bunların güçlerini bildikleri için bize ateş bile etmiyorlar. Boğaz'da dört yerine son sistem otuz buçukluk top olsaydı bu facia olmazdı. Sen yedek subaysın. Ölmemelisin Kemal Bey. Yarın mebus nazır. Sadrazam olur bu zavallı milletin idaresini eline alırsın. Bu senin için çok mümkündür. Gördüğüm bu dramı elbette unutmazsın ve bu dertlere çare bulmaya çalışırsın, dedi. Tabur kumandanı Rodoslu binbaşı Mithat Bey yüksekokul talebesine ve mezunlarına çok gücenmiş bir adamdı. Balkan Harbi'ni bunlar başımıza açtı, bizi rezil ettiler, derdi. Bunu benim yüzüme de söylerdi. Üç buçuk okul talebesi karşısında güçsüz düşen, kuvvetini ve askeri kıymetini takdir edemeyen generallere Maraşerlere sahip olduğumuzu öğrenci ne bilsin? Davranışlarınıza bakarak zavallı talebe sizde gerçekten bir şey var zannediyordu. Tarzında da benden cevap alırdı. Hasan Efendi ile böyle konuşurken gelen Mithat Bey, bataryayı harekete geçirmek ve ateş ettirmek istedi. Hasan Efendi ile bu binbaşı arasındaki ilmi fark bizim 47 rakımlı tepe ile Himalaya dağları arasındaki fark kadar büyüktü. Üsteğmen gerçekten bilgili, soğukkanlı ve çok becerikliydi. Binbaşı ise Hasan Efendi ile karşı karşıya gelerek topçuluktan bahsedecek bir adam değildi. Sırf benim kendisiyle görüştüğüm zaman söylediğim ağır sözlerden dolayı bana kin duyan bir adamdı. Dünya savaşında bu kumandanların, vatanın bu aydın gençlerini dert edinerek harcanmasını düşündükleri kişilerden birisi de Mithat Bey'in gözünde bendim. Üsteğmen benim ölmememi istiyordu. Çünkü vatan benim tecrübelerimden istifade ederse topçuluk ileri gider diye düşünüyordu. Binbaşı ise beni harcamak istiyordu. Batarya kumandanı emir verdi. Bataryayı faaliyete geçiriniz. Kemal Efendi'yi birinci takım yedeği yapınız. Tabii bizim bataryanın ateşe başlaması halinde gemilerin bir kısmını toplarını bizim tepeye yöneltecekti. Gemilerin ateşinden o kadar korkmuyorduk. Daha önce söylediğim üzere, gemiler havan ve obüs topu kullanmadığı için tepenin tam ortasına isabet ettiremezlerdi. Bundan dolayı tepede ölüm tehlikesi yoktu ancak tepenin ön cephesine isabet edecek mermilerin çıkaracağı tonlarca taş haline gelen ve havada uçan toprakla yaralanmak ve ölmek ihtimali vardı. Hasan efendi harbi dehşetle seyreden, ölü noktada duran askerleri ve subayları keskin bir düdük sesiyle ikaz etti. Arkasından top başına emrini verdi. Bu emir takım komutanları tarafından tekrar edildi. Ben de emir gereği birinci takım komutanı Remzi efendinin arkasında maalesef pek cahilce bir tedbir olarak vaktiyle yapılmış olan atış alanında derin bir çukurun içinde Remzi efendiyi taklit ederek diz çökmüştüm. Üzerimizi aşarak geçen Queen Elizabeth Dread notuna ait olduğu söylenen 900 küsür kiloluk mermilerin havada patlaması beynimizi sarsıyordu. Bizim ilk kontrol mermisini birinci topumuz atmıştı. Bu gerçekten top başında ilk dehşet içinde kalışımdı. Kontrol mermisi hedefini bulmuştu. Çatal oluşturulmasına gerek kalmadı. Seri ateş emri verildi. Her topun çavuşu topları kullanıyordu. Ya toplar fırlayıp denize düşecek ya da gemilerden yağmur gibi üzerimize yağdırılan mermiler birkaç saat içinde tepemize dümdüz edecek gibiydi. Her taraf ateş, her taraf duman, her taraf kan içindeydi. Birdenbire yağmur gibi yağan toprak parçalarından biri Remzi Efendi'nin beline isabet ederek ona yanık ve korkunç bir ah dedirtmişti. Ne oldun diye sürünerek yanına gittiğim zaman tonlarca toprağın yağmaya başladığını gördüm. İki elimi başıma siper yaparak yere yattım. Bir saat sonraydı. Gönenli Hafız isminde bir neferin dizinde ve ölü noktada kendimi yatıyor gördüm. Hafız Yasin süresini okuyordu. Kapatımın ön tarafı kan içindeydi. Gözlerimi açtım. Ne var Hafız dedim. Bir şey yok. Toprak ve taş kırıntılarından dolayı yaralandın dedi. Benim o andaki düşüncelerim şuydu. Şimdi ben öldüm. Birisi de mezarımın başında Kur'an okuyor. Gözlerimle etrafa baktım. Çanakkale, Dardanos, Kepes köyü, deniz ve Çanakkale'nin iki sahilindeki dağlar ateş püskürüyor. Tepelere düşen mermiler dehşetle patlayarak baştan başa bir mahşer hali meydana getiriyordu. Akşam üzereydi. Ateş kesildi başındaki kalpayla. Nerede savcı? Neresinden yaralanmış? diyerek yaklaşan Cevat Paşa'yı gördüm ayağa kalktım. Ne var ne oldu dedi. Bilmiyorum dedim. Gazi oldun dedi. Elimi tekrar sıkarak ayrıldı. Üsteğmen Hasan Efendi bir kardeş sevgisiyle beni kucakladı. Artık sen harbe girmeyeceksin. Çünkü ben ve vatan senin yaşamanı istiyoruz. İşte harbi bütün dehşetiyle gördün. 22 Şubat 1915 pazar günüydü. Bir gün önceki genelgede bildirildiği üzere Çanakkale Boğazı'nın dışı harp gemileriyle dolmuştu. O kadar çok gemi vardı ki, adeta boğazın girişi gemilerin direklerinden dolayı Ege'den çok bir ormana benziyordu. Dreadnoughtların durumu hareket eden bir ada gibiydi. Bugün her durumda boğazı geçmeye karar vermiş olduklarını haber alan üsler, subayları ve askerleri toplamış son derece kararlılıkla saltanat adına direnmelerini istiyorlardı. Yavaş yavaş gemiler içeriye girdi. Kendilerince yerleri bilinen batarya mevzilerine atışa başladılar. Yine Çanakkale Boğazı müthiş bir homurt içinde kalmıştı. Bugün müthiş harp gemilerine bir de uçaklar eklenmişti. Yine tepeler toz, duman ve ateş içinde kalmıştı. Yüzlerce tepeden sanki birer yanar yanardağ halinde ateşler püskürüyordu. Bizim Batarya ile Çanakkale arasında Hamidiye bataryası vardı ki Çanakkale'de en büyük toplar bu bataryaya yerleştirilmişti. Bu toplar 35,5 cm çapında müthiş toplardı. Mermilerinin ağırlığı 700 küsür kiloydu. Her defasında yüzlerce kilo dumansız barutla atış yapılıyordu. Bunların iki kusuru vardı. Birincisi seri atışlı değildi. Birkaç dakikada ancak bir top ateş edebiliyordu. İkinci kusur. Bu toplar mermilerini en çok 14 bin metreye kadar atabiliyordu. Yalnız ikinci kusuru Almanlar bir dereceye kadar iyileştirmişlerdi. Bu topların mermisini biraz küçültmüşler, biraz da uzatmışlardı aynı zamanda barut miktarını da arttırmışlardı. Bundan dolayı 14.000 metreye mermisini savuran toplar 17. 18.000 metreye kadar gidebiliyordu. Bugünkü savaşın dehşetini izah edebilmek için gemilerin 14 dakikada yalnız bir bataya 4900 mermi attıklarını söylemek yeterlidir sanırım. Sanki gökte yıldırım depolarının ağzı açılmış gibi mermiler aralıksız yere iniyordu. Yerden dünyanın merkezi patlamış da Taşlaşmış olarak yanan sıvılar pırlayarak gökyüzüne ve oradan da denize dökülüyordu. Harp o kadar şiddetlenmişti ki boğaz dışından Queen Elizabeth notunun attığı mermiler 36 ile 40 bin metrelik bir mesafe olan hastane bayırının arkalarına üzerimizden omurdanarak geçiyordu. Harp gemileri bizim bataryanın 3 bin metre gibi ağır topçulukta en kısa mesafe sayılan yere kadar gelmişlerdi. Bataryamızın kumandanı Hasan Efendi o gün o saate kadar harbe iştirak etmemişti. Ateş altına alınmamış olan bataryamızın vaziyetini görev gereklerine aykırı görerek top başına emrini verdi. Asker bataryayı kuşatmış, numaralar sayılmış ve gayet gür seslerle birinci hazır, ikinci hazır, üçüncü, beşincinin seslerinin ardından birinci takım hazır, ikinci takım hazır diye sesler yükselmişti. Batarya kumandanı hedefi söyledi. Nişan subayı mesafeyi bildirdi. Ateş dedi. Birinci top ilk kontrol mermisini attı. Karşımızda o kadar çok gemi vardı ki merminin denize düşmesine imkan yoktu. Yalnız bilimsel açıdan bizim batarya ile böyle cehennem ateşler püsküren gemilere atış yapmak delilikten başka bir şey değildi. Queen Elizabeth'in 900 kiloluk mermisine karşı bizim atabileceğimiz merminin ağırlığı 47 kiloydu. Bataryamızda beş top vardı. Seri atış yaptığı için dakikada her biri beş mermi atabilirdi. Fakat pek çok kez görüldüğü üzere atışlarımız zırhlıların bacasını isabet ediyor. Patlayan merminin göstereceği etkiyi gösteriyordu da bir bacayı deviremiyordu. Şu halde bizim batarya için görev sadece gemilerdeki askerlerin hareketlerini güçleştirmekti. Bu da yarasanın hoşnut yatmak için güneşle yer arasına kanatlarını gererek yaptığı Pantomimden başka bir şey değildi. İlk kontrol mermisi torpidoya isabet etmişti. Etkisini iyi hatırlayamıyorum. Ancak hedefi bulduğu için ateş yoğunlaştırılmıştı sanırım. Batayca 5-10 defa yaylım ateşi yapılmıştı. Ondan sonra pek çok geminin top ağızları bize çevrildi. Batarya kumandanı Hasan Efendi zamanı çok iyi ayarladığından ateşi kestirdi. Korunma yerine emrine verdi. Bütün asker ölü noktaya çekildiği halde gönenli onbaşıyla numara demesini bir türlü öğretemediğimiz numro diyen genç nefer çekilmeye vakit bulamayarak topların yanında kaldılar. Gemiler ateşlerini öyle yoğunlaştırmışlardı ki bunu açıklamak imkansızdı. O günkü harp tutanaklarına kaydedildiğine göre 70 top bizim batarya ateş ediyordu. Bu ateş 14 dakika devam etmişti. Her top dakikada en az 5 mermi atsa 1 dakikada 70 top 350 mermi atıyor demekti. Hesaba vurulursa 14 dakikada 47 rakımlı Dardanos tepesi 4900 mermi yağmurunun altında kalmış oluyordu. Mermilerin çoğu tepenin göğsüne isabet ediyor. Havaya fırlayan tonlarca toprak taşlaşmış olarak batarya içine düşüyordu. Zaten gemi topları tepenin üzerine mermi düşüremezlerdi. Özellikle bu kadar yakından ateş eden gemiler tepe üzerine asla isabet ettiremezlerdi. Topa verilecek yükseklik bir derece aşağı olursa, tepenin ön yüzüne bir derece yukarı olursa, tepenin arkasına ve çok uzaklara gideceği için orada kalan iki nefer için fazla korkulacak durum yoktu. Topların kalkanları sayesinde taşlaşmış toprakların tesirinden de kurtulabilirlerdi. Ancak çok uzaktan atılan gemi toplarının mermisi şans eseri olarak tepenin üzerine düşebilirdi. Balistik olarak da tepenin üzerine merminin düşmesi uzak bir ihtimaldi. Uzak bir ihtimal olmasına rağmen iki askerin şanssızlığından kalkanla namlunun hareket ettiği deliğin arasından giren gemi mermisi Oradan kaya kısma sıçramış. Gönenli'nin iki bacağını ve diğer askerin de boğazını isabet eden parçalarla Gönenli sağ kalmış fakat diğeri derhal ölmüştü. Muharebe bittikten sonra Çanakkale'ye gittim. Kasaba çok perişandı. Beni gören bazı arkadaşlar heyecanla hatta ağlayarak yanıma koştular. Boynuma sarılarak siz sağ mısınız dediler. Hepimiz sağız bir şey yok dediğim zaman doktor Kaşif Hayır Kemal'i, bu inanılacak şey değil. Biz burada daha emin bir halde seyrediyorduk. Dardanos kudurmuş bir yanardağ halindeydi. Sen nasıl kurtuldun? dedi. Onları temin ederek, iki neferden başka şehidimiz yok dedim. Fakat onlar yine inanmamışlardı. Yalnız bir topumuzun namusu hareketi kabiliyetini kaybetmişti. Alay komandanı Zeki Bey bizzat keskiyle çalışarak ve çalıştırarak gece sabaha kadar bükülen çeliği kesmeye muvaffak olmuş o top da atışa hazır hale getirilmişti. En son gemi muharebeleri 5 Mart 1915'te olmuştu fakat 22 Şubat muharebesine benzer ikinci bir muharebenin Çanakkale'de vaki olduğu asla iddia edilemez. Gemiler tamamen çekildikten sonra biz yedeklere Çanakkale'de o kadar ihtiyaç kalmamıştı. 15 kişi kadarımızı ayırdılar. Çatalca hattına gönderdiler. Bulgarların durumu henüz açıklığa kavuşmadığı için ani baskına uğramamak üzere tedbirler alınıyordu. Bu önlemlerde olmak üzere biz de yedek subay sıfatı ile sevk edilmiştik. Bilmem kaçıncı alaya katıldım. Mahmut Paşa taburu denilen yerde alay kumandanına ve tesadüfen orada bulunan bölük kumandanına takdim edildim. Burada görmeye başladığım haller bende öyle sarsılmaz kanaatler meydana getirmiştir ki vatan ve millet hesabına çektiğim belaların yüz misline daha maruz kalsam düşüncelerimden zevresini feda etmeme imkan yoktur. En büyük derdim kanaatlerimi ve inançlarımız hazırlayan o olayları Böyle bir eserde toplamak bugünün ve yarının gençliğine bunları bıraktıktan sonra ölmekti. Eğer bu olaylar benimle birlikte mezara giderse iki felaket meydana gelecekti. Birincisi vatan ve millet düşmanlı kimlerdir? Bunlara karşı ne gibi tedbirler almalıdır? Bu yönler anlaşılamayacaktı. İkincisi benim muhalefetimi adi bir koltuk kavgasının zorunlu neticesi olarak kabul ettirmek isteyen sahtekarların propagandası zihinlerde yer edecek. Tarih gerçeklerden uzak ve iki yüzlü kişilerin yazılarıyla pis bir çanak halinde insanların eline geçecekti. Bundan sonraki satırlar gösterecektir ki gerçek bambaşkadır ve çirkinlik yerini güzelliğe bırakmak zorundadır. Bunu da gençlik ayırt etmelidir. Abdülkadir Kemal'in hainliği kesinleşti. Başlığı altında. Yarın gazetesinin yayınlandı. Kemal'in Suriye'ye sığındığı alınan bilgilere göre gerçektir diye yazdığı yazılar. Cumhuriyet'in Abdülkadir Kemal'i şapkayı başından çıkardığı için Antakyalı gençlerin hakaretine uğramıştır. Tarzındaki kötülüğü. Hakimiyet emirliğinin... Halep'ten Ermeni kuryeleri iki günde bir Antakya'ya gelerek Kemali ile görüşmektedir. Şeklindeki yazılarının nereden çıktığını ve ne maksatlarla yazıldığını işte bundan sonraki satırlar herkese anlatacaktır. Arkası yarın.